Haniye bence. Haniye Hamas'ın içindeki Filistinlerin arasındaki barışmak isteyen en yakın insandır. En yumuşak yani politika sahibi olan insandır. Bu yüzden Hamas olumlu bir iki tırnak arasında bir liderini kaybetmiştir. Bu ilerideki Hamas'ı etkileyecek. Çünkü şu anda Sinvar var sadece artık. Yani bir Sinvar Gazze'de savaş istiyor. Haniye olumlu bir figürdü. Ve Haniye Çin'e gittiğinde Fetih'le ve diğer Filistinli örgütlerle ve Mahmud Abbas'la daha yakın ilişki isteyen birisidir. Bu yüzden Sinvar Haniye Gazze'den dışarı çıkarttı. En son iki sene Haniye Gazze'de yaşamadı. Sinvar onu dışarı attı. Çünkü Sinvar radikal bir lider. Haniye daha yumuşak bir lider. O yüzden bence Hamas önemli bir fırsat kaybetti şimdi. Haniyenizm ya da Haniye'nin, yani bu adama bakınız, yani Katar'dayken oğullarının öldürülme haberi geldiğinde nasıl karşıladı bir baba olarak. Böyle Allah kabul etsin falan şeyler. Hakikaten böyle hemen sinirlenmedi, biz onların öcünü alacağız falan, öyle değil. O yüzden Haniye bence burada kurban gitti. Çünkü 7 Ekim Sinvar'ın yaptığı saldırıları, İsrail'e karşı olan saldırıları Haniye'nin haberi yoktu. Ama sorumluluk almak zorunda kaldı. Çünkü siyasi şefi olarak. Ve Haniye biz biliyoruz Katar'dayken çok bastırıyordu bir Arap çözüm için, yapılması için. Ve bence Hamas ve İsrail burada sadece öç almıyor. Burada Hamas'ın kurtarma çabasını öldürüyor. Bazı gazeteci ve yazarların trolleşmesi diye bir durum söz konusu. Buna çok fazla girmek istemiyorum ama bu işin bir boyutu. Ama diğer boyutunda Türkiye'deki müesses nizamın diğer sünni dünyayla birlikte, yani İran'ın bir takım hareketlerine rahatsız olduğu ya da bazı eylemlerini desteklese ya da en azından ilişkilerini bozmak istemese de böyle bir İslam dünyası üzerinde bir sempati uyandıracak, Erdoğan'a rakip olabilecek ya da AK Parti'nin işte Müslüman kardeşlere kol kanat germesiyle başlayan süreçte Arap dünyasında meydana gelen sempatiyi çalacak, azaltacak bir şey içerisinde olmasını asla Türkiye'deki müesses nizam, yani AK Parti'nin kurmuş olduğu müesses nizam, biz ona AK Parti devleti de diyebiliriz, bunu asla istemiyorlar. O yüzden sosyal medyadaki trollerini harekete geçiriyorlar vesaire. Yani İran'ın eleştirecek çok şeyi var. Otoriter bir devlet olması başta olmak üzere özgürlükler noktasında çok ciddi sorunların yaşanması. Ama Filistin konusunda o troll gazetecilerin söylediklerinin uzaktan yakın alakası yok. Bu tamamen mezhepçilikle, takıntılı bir mezhepçilikle çok yakından alakalı. Bu şöyle bir tasavvur var. Yani işte Sünni dünyada AK Parti'nin, işte Müslüman kardeşlerin ancak hakimiyeti, yani hakimiyeti dışında herhangi bir farklı bir yapılanmaya çok da sıcak bakmayan ve insanların işte İran'ın diyelim ki Filistinli gruplara desteğini, desteğinin önemini azaltmaya çalışan, bunu değersizleştirmeye çalışan bir itibarsızlaştırma çabası ve çalışmasını görüyoruz. Tabii bu devletlerin çok yaptığı, sıkça yaptığı bir şey. Bu bir aynı zamanda psikolojik bir savaş. Ama tabii ki böyle bir süreçte, yani İsrail'in, Erdoğan'ın çok önemsenmese de İsrail'e gireriz sözünden sonra yapmış olduğu yani bu açıklamanın ardından trollerin böyle bir sosyal medyada şey başlatması ya da troll gazetecilerin bu tür paylaşımlar yapması oldukça ilginç. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana. İsrail'in, Netanyahu'nun hiçbir şekilde ateşkese yanaştığını söylemek mümkün değil. Bir araya girebilir miyim? Biraz nefes al sen de. Çok net bir olay var biliyorsun. Kongrede geldi. Evet. Konuştu. Her ne kadar bazı demokrat temsilciler katılmadıysa da ayakta alkışlandı. Sonra Biden'ı gördü. Sonra Trump'ı da gördü. Ve Lübnan'daki de görüştü. Kamala Harris'le de görüştü. Evet. Trump Golan'daki haber gelince de erken kesip ülkesine döndü. Ama
herkes kabul ediyor ki orada çok ciddi bir şekilde özgüven tazelemesi yaptı. Yani şeyde kendi ülkesinde o kadar ayakta alkışlanmayan bir liderden bahsediyoruz, öyle değil mi? İçeride çok ciddi sorunlar yaşayan bir ülke ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı bir şey oldu yani, yüceltildi ve yalan söyledi. Sivillere bir şey yapmıyoruz bilmem nedir. Yani olayın bu boyutunu herhalde özel olarak altını çizmek lazım. Yani bir şekilde icazet aldı, hatta belki de şey aldı, teşvik aldı, bilemiyorum ama yani o görüntüler hala gözümün önüne geliyor. Kaç gün önceydi yani, birkaç gün önceydi, öyle değil mi? Yani Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye gelmemesi de senin de... 15 Ağustos'ta geleceği açıklandı, mecliste konuşuyor. Yani evet. Bugün. Mesela bu önemli bir gelişme ama daha önce gelmeyi reddetmiş olması da Türkiye'nin Hamas'a verdiği destekle ilgiliydi. Yani Hamas'la aslında iyi geçinemeyen bir Mahmut Abbas var. Fakat Hamas, en başından beri söylüyoruz ya, bu savaşı stratejik olarak kazanıyor diye. Ne kadar çok ölü olursa, trajik bir durum, ve ne kadar mağdur durumuna düşerse Hamas, o kadar aslında kazanıyor bu savaşı. Ve şu anda Mahmut Abbas da bence havlu atmış durumda. Türkiye'ye gelmesi de biraz onu gösteriyor. Yani o duruşunu, Hamas'a karşı duruşunu gösteremiyor. Çünkü asıl direnişi, asıl savaşı yapan Hamas cephesi. Şimdi ama Türkiye'nin burada ne Filistin otoritesi El-Fetih Mahmut Abbas'tan ne de Hamas'tan böyle bir destek sonucu Gazze'ye girmesi falan söz konusu değil. Ancak dediğimiz gibi Lübnan çerçevesinde olabilir. Orada bile yani Rusya'nın devrede olduğu ortada, Türkiye'nin İran'da bunları koordine etmesi gerekir, Rusya ile koordine etmesi gerekir ve tabii ki bir NATO üyesi olduğu için Amerika ile olan ilişkileri, Batı ile olan ilişkileri, yani inanılmaz riskli bir koridora sokar. Dolayısıyla bence Erdoğan bu konuda böyle çok düşünerek konuşmadı ama biz analistler onun söylediğini daha da ciddiye alarak bazı senaryolar çizdiğimizde bunun çok gerçekçi olmadığını görüyoruz. Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ndeki konuşması ayakta alkışlandı. Korkunç, evet. Demokrat temsilciler katılmadıysa da, boykot ettiyse de büyük bir çoğunluk gitti, ayakta alkışladı vesaire. Hatta Elon Musk falan gibi bir takım figürler de oradaydılar aynı şekilde. Hemen ardından önce Beyrut'taki saldırı, Fuat Şükrü saldırısı, ardından Tahran'daki Haniye suikasti gelmesi tesadüf müdür? Ya daha doğrusu Amerika'da bir güven tazelemesi olduğu net değil mi Netanyahu'nun? Yani bir tür açık çek aldı ya da aldığını düşündü. Ne dersin? Ben katılmıyorum buna ya. Yani şöyle, hani şu olur. Geçtiğimiz 9 ay boyunca Bibi Netanyahu, Biden hükümetinin kendisine yaptığı uyarıları çok iplemiştir de, hani bu sefer açıkça kaldı rahata. Hani Bibi'nin yapmak isteyip de yapamadığı bana bir tek şey söyler misin 9 aydır? Hani 2 gün ertelemiş olabilir yapmak istediğini, 10 gün ertelemiş olabilir, işte Rafah'ta olduğu gibi şöyle biraz durdu. Ardından ne yapmak istiyorduysa yaptı. Hayır, Biden'ı hiç takmadığına, Biden yönetimini çok zayıf bulduğuna, Biden yönetiminden kendisine bir yaptırım gelemeyeceğine o kadar emin ki istediğini yapmaya devam ediyor. Hani Trump ona şunu, şimdi ben şöyle biraz geri alıp bir bağlam çizeyim. Bir, ben ne Kamala Harris kampanyasının ne Trump kampanyasının bu savaşın Amerikan seçim kampanyası üzerinde gölgesinin düşmesini istediğini sanmıyorum. Trump biraz daha rahat olabilir, şu işi bir an önce bitir diye bir şey söylemiş olabilir. Ama asıl mesele Biden yönetiminde, Biden yönetimi İsrail'in elini tutabilecek olan adımların hiçbirini atmıyor. Yani silah göndermeye devam ediyor. Bir kere bir duracağım muracağım falan dedi, kıyamet koptu diye aslında orada da biraz süngüsünü indirdi. Ve Bibi'nin dolayısıyla özel olarak bir açık çek almasına bana sorarsan pek de gerek yoktu. Niye meselesi, yani şahsi meseleden ziyade Haniye meselesi, bence Erdoğan birazcık da üzülmesinle beraber sevilmelidir. Yani çünkü ona daha yakın olan şahıs Halit Meşel muhtemelen Hamas'ın başına gelecektir ve Erdoğan onun üzerinde daha etkilidir. Ve bir yandan da Erdoğan kendisini
Filistin meselesine dışlanmış halde görüyor. Yani bunun önderliği yapma peşinde oldu bazen Sayın Erdoğan. Yani daha önce de Arap dünyasına dönüş yaptıktan sonra zaten o one minute meselesinden sonra öyle bir tatlılık Erdoğan'ın ağzında olduyken onu yine de canlandırmak istiyor. Ancak ne Türkiye'de öyle bir potansiyel kalmış ekonomik bakımında ne de Türkiye'deki olan siyasi atmosfer onu gerektiriyor. Bence Erdoğan'ın yaptığı şey zaten politikadan veya propagandadan ziyade başka bir şey de değil. Ya Filistin meselesi hani milli dava. Mesela şimdi nereden bunu milli dava? Hatta öyle konuşuluyor ki Kıbrıs neyse Filistin o. Yahut işte Hamas Kuvayi Milliye ile eşit. Yahut işte Türkiye'nin Anadolu'nun savunması Filistin'den başlıyor falan. Yahut İsrail'e yönelik açıktan tehdit, işte oraya da geliriz falan. Daha önce de geldik başka yerlere, sizin oraya da gelin. Şimdi bir kere önce bence bir rekalibre yani bir kalibre etmek lazım. Yani nedir? Hani Filistin meselesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meseleleri arasında, dış politika meseleleri arasında eksen dosyalardan biri midir? En öncelikli konumudur. Bir bunu bağlamak lazım. Netanyahu ne yapmaya çalışıyor? Bence Netanyahu Hamas'ı ortadan kaldıramıyor Gazze'de. Ortadan kaldıramayınca halkı ortadan kaldırıyor. Halkı nasıl ortadan kaldırıyor? Yani halıyı altından çekiyor Gazze'nin. Gazze'yi ya, yani siz orada eğer su arıtma tesisini vurursanız, hastaneyi, okulu, işte bahçeyi, ne bileyim yaşanacak yerleri, orası artık yaşanmaz olur. Yani ya da insanlar kamplar, kamp derken işte çadır şehirlerde yaşayabilir. Ne kadar yaşayabilir? Ve orada bir altında, üstünde besleneceği bir böyle bir halk, bir yerleşim birimi olmayınca oranın, orayı savunan gerilla ne kadar orada yaşayabilir? Bence ve iki devleti de ortadan kaldırdı. Yani iki devletli çözüm diye bir şey artık yok. Bunu da ortadan kaldırmış oldu. Ha diyeceksiniz ki bu çözüm mü? İşte Batı Şeria ne olacak? Bir şey olması ilgilendirmiyor. Bu şekilde devam edecek. Yani bir tür sömürge bile değil, statüsü olmayan bir şey olarak devam edecek. 7 Ekim saldırısının ardından Netanyahu'nun bu Gazze'ye yönelik aşırı şiddet içeren askeri harekatı, askeri harekatın 3 hedefi olduğunu söyledi. Bir tanesi işte bu rehineleri kurtarmak. İkincisi Gazze'yi İsrail açısından tehdit olmaktan çıkartacak bir duruma getirmek ve üçüncüsü de Hamas'ı ortadan kaldırmak. Şimdi bu hedeflerin hiçbirisi elde edilebilir gibi gözükmüyor. Bakın neredeyse yani 8-9 ay oldu, bir sene olacak. Dolayısıyla ortaya koyduğu siyasi hedeflerin hiçbirisini elde edebilmiş değil, ya da askeri hedeflerin bir zafer ilan etmesi için elinde bir şey olması gerekiyor. İşte bu tür durumlarda mesela biz Amerikan örneğinden bunu çok biliyoruz. Hani çok böyle şey isimlerin, önemli isimlerin bu tür suikastlerle, saldırılarla, drone saldırılarıyla, işte şey baskınlarıyla, özel birlikler baskınlarıyla ortadan kaldırmaları, kamuoyunun yüreğini soğutmak ve kamuoyuna bir başarı havası izlenimi, kamuoyunda bir başarı izlenimi oluşturabilmek için tercih edilebilen bir yöntem. Dolayısıyla İsrail'in benimsediği politik harita bütün bu örgütün altyapısını yok etmek olarak benimsenmişti. Şimdi yani bir örgütün altyapısı nereye kadar gider sorusunu getiriyordu ki İsrail'in bundan anladığının bütün gerek teritoriyel anlamda gerekse sosyoekonomik anlamda bütün Gazze'yi aslında ortadan kaldırmak olduğunu görmüş bulunduk. Şimdi bu bize bundan sonrası için de aslında bir yol haritası sunuyor. Yani İsrail'in işi nereye kadar götürebileceği. Ama Hamas'tan farklı olarak ya da Gazze'den farklı olarak buradaki sorun Hizbullah ve Lübnan meselesi, artı bunun İran'ın buna dahil olup olmayacağı meselesi. Yani burada aslında bu işin tırmanıp tırmanmayacağı, evet İsrail'in bu konuyu ne kadar ileri götürmek istediği ama daha çok İran'ın yanıtına bağlı olacak. Hmm. Yani İran'ın eğer Hizbullah üzerinden vereceği bir yanıtsa bütün bu olanlara, örneğin birkaç adım gördük. Şimdi buna İran eğer nokta atışı ve mesela sivilleri kapsamayan bir konsepte bir yanıt verirse, o zaman süreç bir süre daha böyle gitmesi muhtemel. Ama
eğer daha füze saldırılarıyla yoğunlaştırılmış belli bölgeleri hedef alan bir şey yaparsa, o zaman İsrail'in muhtemelen yanıtı Gazze'de uygulanan doktrinin belki de Lübnan'da uygulanması olacak ki aynı sorunu yaratabilir. Yani nasıl desem, yani Lübnan'ı hedef, yani Lübnan'ı yok eder. Yani Hizbullah, evet. Çünkü küçük küçük parçaları olan bir örgüt, yani nereye kadar nasıl yok edeceksiniz? Bunu ya da yok etmek için bütün Lübnan'ı mı dümdüz edeceksiniz? Şimdi zaten bu, çok kötü bir yer. Yani evet, çok sıkıntılı. Bilmiyorum. O yüzden çok zor bir doktrini deniyor bence ve çok mantıklı bir şey de değil. O yüzden insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani gerçekten aslında artık İran'la mı bir bu yani gerginliği artırıp İran'la mı bir mücadele arıyor? Ama bu da bence Netanyahu'yu da aşar. Yani biz tamam şey diyoruz ama Netanyahu'nun siyasi kariyeri buna bağlı vesaire. Ama İsrail'de öyle veya böyle bir karar alma mekanizması var. Burada mutlaka stratejik hesap yapacaklardır. Ve orada da mesele şu oluyor. Yani biz bunu koyduğumuzda bu iş başlarken pozisyonumuz nedir? Bittiğinde nereye gelecek? Günün sonunda eğer evet savaşı mesela kazanabilir tırnak içinde. Kazanmak neyse yani. Ama bunun sonunda İsrail uzun vadeli pozisyonunu gerek Orta Doğu'da gerek dünyada eskisi gibi koruyamıyorsa, bütün bölgeyi karşısına almışsa, yani teritoriyel olarak büyüse bile, bu arada söylüyorum bunu, uzun vadede ne elde edecek? Şimdi bunu eminim ki İsrail'in genelkurmayından karar alıcılarına kadar herkes düşünüyordur. Dolayısıyla ben hani bunu şuraya bağlıyorum. Eğer İran buna çok sert ve kitlesel bir yanıt vermezse Hizbullah üzerinden. Ben doğrudan zaten kendisinin şey yapacağını düşünmüyorum. Belki nokta atışı, suikastla suikast dener mi? Hani oralar çok benim bildiğim alanlar değil. Böyle istihbaratçı falan bulmak lazım buna yanıt vermek için. Ama eğer gidip de böyle kitlesel bir şey yapmazsa Hizbullah üzerinden, konu oralara kadar bence tırmanmayabilir.